Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Burası Bağımsızlık Meydanı. Bu meydan birçok hadiselere tanıklık etti. Bu meydanda iki defa hükümet devrildi. Şu anda meydan çok sakin. Herhangi bir eylem, herhangi bir olay yok. Normal günlerindeki akışında hayat öyle devam ediyor. Meydan sakin, herhangi bir şey yok. Trafik yolunda, sakin bir kış günü diyebiliriz. Ukraynalı gençlerle konuştuk. Savaş konusunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimalini sordum. Gençlerin bir savaş beklentisi yok. Hem kızlarla hem erkeklerle konuştuk. Savaş olmayacağını düşünüyorlar. Panik havası yok diyorlar. Savaşı istemiyorlar. Hiç kimse istemiyor şu anda. Yani savaşı isteyen sadece Kremlin gibi gözüküyor. Bu yayınımda hadise bir Ukrayna tarafından bakmak, genel görünüm arz etmek istiyorum. Bir taraftan da savaş halinde eğer Rusya Ukrayna'ya işgale kalkarsa, Ukrayna'ya giderse Rusya için ne gibi neticeleri olacak, onları anlatmak istiyorum. Ukrayna'da genel görünüm gayet hayat normal akışında. Yani şu anda Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelseniz gece kulüpleri de çalışıyor, restoranlar da çalışıyor. Hayat normal akışında devam ediyor. Şu anda zaten bir alışveriş merkezinin üstündeyiz. İnsanlar aşağıda alışverişini yapıyorlar. Benzin istasyonlarında bir savaş havası varmış gibi sıra yok. Mağazalarda bütün gıda ürünleri, hatta bütün çeşitlere gayet rahat ulaşabiliyorsun. Uluslararası ürünler ulaşılabilir durumda. Yani hem ürün arzında, hem ürünlerin satışında, hem benzin istasyonlarında ülkede herhangi bir panik havası yok. Hayat normal seyrinde devam ediyor. Kurda da öyle pek dalgalanma gözükmüyor. Yabancı yatırımcı biraz parasını çektiği için hafif bir yukarı doğru yükseliş oldu. Ancak genel bir dalgalanma, bir panik havası yok. Haberlere baktığımızda paniği görüyoruz. Dün gece Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Amerikalı senatörlerle görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı yarın Antony Blinken Ukrayna başkenti Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek. Meslektaşı Dmytro Kuleba ile görüşecek. Görüşmenin ana gündemi tabii ki Rusya'nın saldırgan hareketlerinden caydırılması. Ana gündemde bu. Bir diplomasi trafiği var uluslararası arenada. Diğer taraftan askeri harekatlilik de var. Yani hem Kanada'dan askeri yardımların, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden, hem İngiltere'den askeri yardım. Yani Rusya'nın asker yığmasına mukabil karşılık. Avrupa ve Batılı ülkelerden de Ukrayna'ya bir tür askeri destek ve yardım söz konusu. Bunları da görüyoruz sahada. Sokakta bunu görmüyoruz. Sadece haberlerde görüyoruz. Tabii sokakta bunları görmemiz teknik olarak mümkün değil. Ama sokak hayatı normal devam ediyor. Baktığımız zaman Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için neden var mı dediğimizde, yani niçin Ukrayna'ya saldırması lazım Rusya dediğimizde, sokakta da bunun cevabını bulamıyoruz. Yani kimse mantıklı bir neden söylemiyor. Evet, Rusya Ukrayna'ya şu nedenden dolayı saldırması lazım diyemiyor. Bunun biz de bir cevabını bulamıyoruz. Rusya ise kırmızı çizgiler var. Ukrayna NATO üyesi olmasın. Ben sınırımda NATO üyesi istemiyorum. Diyor ki aslına bakarsanız kuzey sınırında NATO üyeleriyle sınır. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyorum. Yani bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Çünkü Ukrayna bağımsız bir devlet ve hangi birliğin içerisinde yer alacağına, hangi birlikte bulunacağına, hangi ordularla ittifak yapacağına Ukrayna bağımsız şekilde karar verebilir. Bu meydanın adı Bağımsızlık Meydanı. Yani burası bağımsız bir devletse istediği yöne eğilebilir. Yani Rusya'yla da ittifak yapabilir. Halkın isteği bu yönde ise Batı'yla da ittifak yapabilir. Ama bu Ukrayna karar veriyor. Buna Rusya Kremlin karar veremez. Çünkü Rusya'nın karar vereceği durumda Şangay'la ya da herhangi bir işbirliği yapacağı zaman Ukrayna'nın onurunu istemediği gibi Ukrayna da artık bir bağımsız devlet olarak Rusya'nın onuruna ihtiyaç duymuyor. Şu anda -4 derece, hissedilen ise -11. Yukarıda rüzgar da olduğu için bağımsızlık meydanı kendisine indik. Ukrayna'nın bağımsızlığında kalmıştık. Ukrayna bağımsız bir ülke olduğu için Rusya'nın farklı ittifak ve birlikler içerisinde olmasına karşı çıkması kabul edilemez. Ukrayna da bunu kabul etmiyor. Ukrayna halkının büyük çoğunluğu Avrupa Birliği'nden yana. Ukraynalılar şu anda hali hazırda Avrupa Birliği'nde vizesiz gezebiliyorlar. Bunlar da Ukrayna'nın artıları. Rusya savaşırsa ne olur? Rusya savaşırsa tabii ki Ukrayna'yı kısa sürede alması
mümkün. Çünkü sınıra 175 bin asker yığdı. Her ne kadar okuduğunuz haberlerde bu rakamlar 100 bin olsa da onlar sadece Rusya sınırındaki askerleri sayıyorlar. Belarus'taki asker varlığıyla Kırım'daki asker varlığının üzerine Ukrayna'nın Rusya sınırındaki askerleri de eklediğimizde karşımıza 175 bin kişilik bir Rus ordusu birliği çıkıyor. Tabii bu korkutuyor. Niyet de zaten burada bunu korkutarak, yani bunu bir tür Ukrayna'nın tepesinde kılıç gibi tutup Ukrayna'nın iç siyasetini dizayn etme fikri de var Rusya'nın. Bu askerleriyle hem dünya gündemini meşgul etmiş oluyor, hem kendi içerideki krizlerini, ekonomik krizlerini, kendi yurt içi problemlerini gölgelemiş oluyor. Rusya'nın bundan kazanımı çok. Fakat Rusya Ukrayna'ya saldırırsa kazanır mı? İşte burası kilit nokta. Rusya Ukrayna'ya saldırdığı anda Doğu cephesi, yani Çin cephesinde büyük bir açık meydana gelmiş olacak. Çin, Sibirya'daki doğal gazı, Rusya'nın orman kaynaklarını isteyen bir ülke. Çin, Rusya'nın dostu değil. Zayıflamış bir Rusya, Çin için kolay bir yem olacaktır. Rusya bunun farkındadır. Bugün Rusya Ukrayna'ya savaştığı zaman, Rusya'nın içerisinde çok sayıda gayrimemnun Müslüman zınlık gruplar var. Bunlar Kazan Tatarları, bunlar Çeçenler, bastırılmış Müslüman gruplar var. Bayram namazlarını hatırlarsınız. Moskova'da bayram namazları kırıldığında bütün meydanların Müslümanlarla dolu olduğunu görüyorsunuz. Bu Müslümanların hepsi şu anda memnun değil Rusya yönetiminden. İçerisinde rahat durmayacağını Rusya biliyor olması lazım. Yani Rusya bir savaşa girmesi durumunda bunun kazananı kendisi olmayacak. Avrupa ve Amerika'nın yaptırımları da olacak. Nasıl bir savaş ekonomisini devam ettirecek? Bu savaşı sürdürecek parayı nereden bulacak? En merkez Globus alışveriş merkezindeyiz. Az önce içerisindeydik. İnsanlar kafelerini içiyorlar, restoranda yemek yiyorlar, alışveriş yapmaya devam ediyorlar. Yani para harcıyorlar, kılık kıyafet alıyorlar, benzer masrafları yapıyorlar. Eğer savaşa inanacak olsalar paralarını muhtemelen burada harcamak yerine ana gıda maddelerini almak için harcarlardı. Yani alışveriş merkezine gelmekten ziyade muhtemelen yığınak yapmak için kullanırlardı paralarını. Yani öyle bir panik havası olmadığı gibi alışveriş merkezlerinde de her şey yolunda gözüküyor. Şu anda sokaklar bomboş. Normalde işte ilk saatler, yani saat o kadar geç değil. Saat akşam 7.